Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Dün bir canlı yayınımız vardı. Bugün sizlere tekrar daha düzenli bir şekilde bir video yapmaya karar verdim. Yepyeni gelen güncellemelerden bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Bugün bilgisayardan çekiyorum, laptoptan. O yüzden ses kalitesi biraz daha kötü olabilir. Telefondan çekmeyeceğim fakat görüntü kalitesi gayet iyi olacaktır. Buna şüpheniz olmasın arkadaşlar. Bu arada istediğiniz soruları yorumlarda belirtiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince hepsine tek tek cevap vermeye çalışacağım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi karakterimizdeyiz. Sorcerer'dayız arkadaşlar. 6950 CP'ye ulaşmış bulunuyoruz. Şöyle biraz daha yakından gösterirsek görmüş olduğunuz gibi Awakening arkadaşlar. Uyanış geldi. Sonunda uyanış geldi. Bakacağız neler gelmiş. Onunla birlikte uyanışla beraber neler geldi. Onlardan bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Gördüğünüz gibi Sorcerer'dayız ve tırpanı var. Yani Sight. Şöyle envanterden bakarsak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan da görebilirsiniz. Üstümüzde de bir tane kostüm var. Şöyle bir tırpanı var. Gerçekten de güzel. Skill'leri de gayet güzel. Fakat çok fazla test etme şansım olmadı. Şöyle Pen Jin Liberto Sight arkadaşlar. Ana silah Sorcerer'ın yani Rapper. Rapper oluyor uyanıştan sonra Sorcerer. Bilginiz olsun. Rapper için ana silah Sight arkadaşlar. Tırpan yani alt silahta Soul Orb diye bir şey. Bilginiz olsun. Dün güncellemeden sonra arkadaşlar e-mail'e baktığınızda birçok hediyeler vermişlerdi. Oradan o hediyeleri alın. Daha sonra envanterinize geldikten sonra arkadaşlar tam olarak neredeydi bilmiyorum. Pearl envanterinde olabilir. Şöyle karaktere tıkladığınızda burada bir tane kupon olması lazım. Awakening kuponu arkadaşlar. O kuponu kullanarak direkt olarak uyanışa sahip olabiliyorsunuz. Herhangi bir ekstradan görev yapmaya gerek yok bu arada. Bilginiz olsun. Dün birçok arkadaşımız da sormuştu. Bu videoyu ancak bugüne yetiştirebildim arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Yine aklınıza takılan sorular olursa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Elimden geldiğince onlara da cevap vereceğim. Diğer bir yandan arkadaşlar. Awakening'den bahsettik. Kupondan bahsettik. Öncelikle birkaç şey var şöyle şurada bahsetmek istedim. Best Deals kısmında arkadaşlar yeni gelen bir item var. Liderin kutsaması 3 saatlik. Yani günlük alabileceğiniz limit 10 arkadaşlar. 10 adet alabiliyorsunuz. Eskiden zaten chicken soup alıyorduk, tavuk çorbası. Buna ek olarak liderin kutsaması diye bir şey getirmişler. Yine aynı şekilde 3 saatlik süresi var arkadaşlar. Fakat 30 siyah inci karşılığında alabiliyorsunuz yani. Toplamda günde 10 adet alıyorsunuz. Eğer bakarsak arkadaşlar bunu ana çarınızda kullanamıyorsunuz. 70 level çarınızda kullanamıyorsunuz. Alt karakterlerde kullanıyorsunuz. Neyle birlikte? Family Blessing efekti olan karakterlerinizle birlikte kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani alt karakterlerinizle. Bu da size ekstradan %500 XP artışı sağlıyor. Gerçekten güzel. Alt karakterlerinizi kasarken bunu kesinlikle ve kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bir yandan yeni gelen şeylere bakarsak arkadaşlar size önerebileceğim ne var? Şöyle 679 TL'lik arkadaşlar. Buna hiç bulaşmaya gerek yok. Bu bizi fazla aşıyor. Beni aşıyor. Sizi bilemem. Almak isterseniz tabii ki de alırsınız. Güzel bir paket. 5000 siyah inci, pardon 5000 beyaz inci veriyor. 1000 adet siyah inci veriyor. Level atlatma, level değiştirme kuponu falan diyor. Bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Level exchange yani level atlatacak büyük ihtimalle bir tane kupon. Kaç level'a gelirsiniz herhangi bir fikrim yok. Bundan da hiç bahsetmeye gerek yok arkadaşlar. Zamanımızı bunu harcamaya gerek yok. Limited time'a girdiğimizde level up olarak yeni gelen bu var arkadaşlar. Awakening Prep Level Up diye. Bunu alırsanız 67 liraya. Bu daha öncedendi pardon. Bu önceki şeydi arkadaşlar. Awakening Level Up şu 204 TL olan. Bunu aldığınızda direkt alır almaz 1294 adet beyaz inciye sahip oluyorsunuz. Ve ekstradan bu level'ları karşıladığınızda yani 60 level'sanız zaten otomatik olarak bunları da almış oluyorsunuz. Toplamda da 2494 adet beyaz inciye sahip oluyorsunuz arkadaşlar. 204 TL'ye. 2500 beyaz inci. Şöyle bakarsak curl kısmından 2500 inciyi ne kadar alırsınız? Zaten 204 TL'ye arkadaşlar burada 1200 inciye alıyorsunuz. Yani 400 liralık paketi 200 liraya almış oluyorsunuz. Size tavsiye ederim. Paranız varsa almak istiyorsanız, bir şeyleri harcamak istiyorsanız, neye harcayabilirim diyorsanız dediğim gibi bu Best Deals kısmından Level Up kısmına geldikten sonra bu Awakening Level Up paketini alabilirsiniz arkadaşlar.
204 yani 205 TL karşılığında 2500 beyaz inceye sahip olacaksınız arkadaşlar. Bir diğer mevzu ise yine mağazada arkadaşlar. Şöyle mis kısmına geldiğinizde en altta class change var arkadaşlar. Yeni yazıyor zaten burada. New. Yeni gelmiş bu. Class change'e de tıkladığınızda arkadaşlar 679 liralık paket yine burada beliriyor. Buna ihtiyacımız yok. Bu bizi aşıyor dediğimiz gibi. Burada Awakening veya Ascension silah değiştirme kuponu arkadaşlar. Tanesi 10 M. Burada limit yok. İstediğimiz kadar alabiliyoruz. O yüzden 10 M istediğiniz kadar böyle alabiliyorsunuz. Bu ne işe yarar derseniz ana silahınız arkadaşlar. Silahınızı değiştiriyor. Awakening'i değiştirir. Awakening'den Ascension'a döndürür. Ascension'dan Awakening'e dönüştürür. O şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve alt kısımda da Purchase per character diyor. Her karakterde bir kere alabileceğiniz bir item var arkadaşlar. O da karakterinizin Awakening'e dönüşmesini sağlayan bir kupon. Veya Awakening'den Ascension'a, Ascension'dan da Awakening'e dönüşmenizi sağlayan bir kupon arkadaşlar. Ve 50M bu da görmüş olduğunuz gibi. Yani bir kere alabildiğimiz için arttıramıyoruz buradan alabileceğimiz maksimum sayıyı. 50M her karaktere bir kere alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mağazada göstermek istediklerim bu kadar. Etkinlik kısmına gelirsek arkadaşlar. Bu arada Amazon Prime sezon 3 etkinliğinden dün July 7 olarak yani buradan bunları aldık outfit seti arkadaşlar. Almadıysanız da yine Amazon Prime yaparak bu kostüm kutusuna sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Yeni gelen bir etkinlik olan daha önce de gelmişti bu zaten. Bilen biliyordur arkadaşlar. Bilmeyenler için hemen bahsedelim. Uyanışı kutlamak için arkadaşlar Black Spirit'in macerası diye bir etkinlik. Yani burada yapmamız gereken tek şey zar atıyoruz arkadaşlar. Buradan rol dediğimizde zarı atıyor. Örneğin 6 geldi. Bizim Black Spirit'imiz buradaydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 geliyor. Burada çeşitli çeşitli hediyeler var arkadaşlar. Bu fragmentleri nereden kasarız? Slotlardan kasıyorsunuz arkadaşlar. Farm yaparak. Ve online olduğunuz sürece size hediye veriyor arkadaşlar. O kısım neredeydi ona bakmak istiyorum. Tam olarak neredeydi hatırlamıyorum. Online kaldığımız sürece onu bulamadım arkadaşlar. Kafam karıştı şu an. Değiştirmişler de olabilirler. Emin değilim. Online kaldığınız sürece arkadaşlar yine o zarlara da sahip olabiliyorsunuz. Onu gösteremedim. Kusura bakmayın. Yine buradan da slotlardan kasabiliyorsunuz dediğim gibi. Bunu start'a gelecek lazım. Start'tan başlayacak arkadaşlar. Böyle bitecek. Bir kere tamamlamış oluyorsunuz. 50 kere tamamladığınızda 2 tane turuncu takı kutusu veriyor. Gerçekten güzel arkadaşlar. Ve bunu kesinlikle ve kesinlikle yapın. Bedavadan 2 tane turuncu takıya sahip olacaksınız. Örneğin buradan otopette diyerek otomatik kendisi atıyor gidiyor atıyor gidiyor. Gördüğünüz gibi Alchemist Stone Fragment 75 adet aldık. Start kısmına geldik ve bir kez daha tamamlamış olduk. Ben şu an 6 laps tamamlamış oldum. 6 geldi mesela 6 adet gidiyor arkadaşlar. Tekrar atlıyor. Buraya geldiğinde arkadaşlar Golden Board. Altın kısım. Gördüğünüz gibi mükemmel hediyeler geldi. Horse Emblem. Tier 4 at aldık arkadaşlar. Gerçekten güzel. 300 adet Magical Essence geldi. Gerçekten güzel hediyeler var. 500 adet Relic fragmentini aldık. Şöyle güzel bir şey gelse. 6 tane Weapon Refinery. 20 tane Grand Weapon Blackstone. 30 tane Grand Weapon, pardon, Armor Blackstone. Ve bitirdik. Gördüğünüz gibi bir turluk bu arkadaşlar. Ya bu şekilde de güzel şeylere, hediyelere sahip olabilirsiniz. Bunu kesinlikle ve kesinlikle yapın arkadaşlar. Unutmayın. Diğer bir etkinlik ise Awakening kutlama yine. Uyanışı kutlama için günlük hediyeler var arkadaşlar. Günlük tek yapmanız gereken bizi ilgilendiren bu kısım arkadaşlar. Daily Free Pass. Ücretsiz yani. Bu alt kısım paralı arkadaşlar. O yüzden bu işe girmek ister misiniz? Siz bilirsiniz. 500 beyaz inciyle açabiliyorsunuz burayı. Bunları aldıktan sonra alttakileri de almış oluyorsunuz arkadaşlar. Burada hediyeleri gösteriyor zaten. 500 beyaz inci de ne kadar? 80-90 lira mı yapıyor? Tam emin değilim arkadaşlar. Daily Free Pass'a bakacağız. Burada bize söylüyor ne yapmamız gerektiğini. 12 günü var zaten. Buradaki görevi yapın arkadaşlar 20'ye kadar. Mesela Ruins'e girmenizi istiyor. 20 kez. Zaten kolay bir şekilde yaparsınız. Burada da Final Reward yazıyor. En son alabileceğiniz hediye.
Black Crystal Armor 15 adet arkadaşlar. 100 tane Good Armor veriyor. 200 tane, 300 adet, 20 tane bundan veriyor. Ve son olarak da 15 tane Armor alıyorsunuz. Tek yapmanız gereken şuradaki, her gün şuradaki görevi yapmanız arkadaşlar. Şurada slash 20 yazıyor. Artık kaç yazıyorsa o kadar yapmanız gerekiyor. Buradaki hediyeleri bedavadan almış olacaksınız. Başka ekstradan bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunlar devam ediyor. Buradan zaten günlük görev yaparak bunları alabiliyorduk. Ultimate Liberto ana silahları zaten zırttır. Bu şekilde arkadaşlar. Diğer bir mevzu ise hemen bahsedelim. Gördüğünüz gibi daha önce kıyafetlere uyanış gelmişti arkadaşlar. Gear Awakening yani. Kıyafetlerimizi uyandırmıştık ve ek özellikler eklemiştik. Şöyle bakarsanız artı 16 atak mesela, defans 18. Gerçekten güzel CP artışa sahip olan bir özellik. Yani şimdi bunu takıya getirdiler arkadaşlar. Hemen ben bunu yaptım. Hatta hepsini yaptım. Şöyle gösterelim. Kampımıza gidelim arkadaşlar. Onların görevleri var. Aynı zırhlarda olduğu gibi, zırh uyanışlarında olduğu gibi arkadaşlar. Takıları yapabilmeniz için de görevler var. Kampınıza geldikten sonra Blacksmith'e girdikten sonra Forge Gear kısmına gelin arkadaşlar. Yine en altta en sağda Gear Awakening kısmı var. Burada weapon veya armorları seçebiliyorsunuz. Buradan da takılar var arkadaşlar. Bu zırhlar ilk geldiğinde bunların tek tek görevlerini yapmıştık hatırlarsanız. Aynı şekilde takıların da görevini yapacağız. Ben takıların görevini yaptım arkadaşlar. Daha sonra yaptıktan sonra buraya tıkladığınızda takınız zaten burada gözüküyor. 40-50 M falan istiyor arkadaşlar. Buradan seçip uyandırıyorsunuz. Daha sonra uyandırdıktan sonra gördüğünüz gibi şekli şemali değişiyor zaten. Ve CP'si artıyor arkadaşlar. Verdiği ataktır, defansır artıyor. Mesela 90 atak veriyormuş. Ve ek özellik ekleyebileceksiniz arkadaşlar. Şöyle bir gösterebilirsem göstereyim sizlere. 2000 yetmeyecek sanırım. Şöyle Black Spirit'ten Enchant Gear kısmına geldikten sonra arkadaşlar takıları seçebilirsiniz. Mesela ben 21 denk getirmişim. Buradan bakarsanız en fazla 31 atak, 31 defans gelebiliyormuş. Aklınızda bulunsun. Şu ikisine basacağız zaten. Uyanış enchantment mevcut diyor. Fakat 3000 tane magical essence istiyor arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Bunu elde etmesi çok zor. Artık takımı Black Spirit'e yedirirsiniz. Ne yaparsanız o şekilde elde ederseniz. 30'u da var arkadaşlar. Fakat onun için baya magical essence'e ihtiyacımız var. Buradan da tıklayarak 3000 tane Magical Essence ve 570k para harcayarak arkadaşlar buraya ek özellik ekleyebilirsiniz. Gerçekten güzel CP artışlarına sahip olabileceksiniz bu şekilde. Yani bu şekilde güzel etkinliklerimiz var. Hatta bir kutu da vermişti arkadaşlar mailden. Onu da açın. Yani o kutuyu gösteremiyorum şu an. Dün maalesef ben onu açtım arkadaşlar. O yüzden kusuruma bakmayın. Şimdi tekrardan bir official forma girersek arkadaşlar ekstradan bir şey geçmek istemiyorum yanlışlıkla. Atlamak istemiyorum. O yüzden bir bakalım buraya. Hemen buradan da kısa bir şekilde yeni bir etkinlik gelmiş galiba. Awaken your creativity. Yaratıcılığınızı uyandırın diyor. Sanırım resim falan çizme galiba ya da karakterin tipini ayarlama falan filandır. Aynen fan art etkinliği arkadaşlar. Etkinlik 8 kazanan olacakmış. Etkinlik ödülleri de bunlara içeriyormuş. Bir tane kutu, Combat Plus, Life Plus, Black Spirit Plus, Camp Manager Plus falan filan. Yani size kalmış arkadaşlar. Okur denersiniz kafanıza göre. Benim bakmak istediğim şöyle update diyor. Patch note var arkadaşlar. Bu arada random weapon outfit kutuları kullanılmıyor geçici olarak. Onları çözene kadar, fixleyene kadar bazı sıkıntılar olmuş. Açılmıyordu o kutular. O yüzden aklınızda bulunsun. Class Awakening'den bahsettik. Sonunda uyanışımız geldi arkadaşlar. Hepinize hayırlı olsun. İyi günlerde oynayın arkadaşlar. Güle güle oynayın. İnşallah zevk alırsınız. Burada dönüştükleri isimler ve itemler var arkadaşlar. Warrior Longsword ve Shield kullanırken Berserker Greatsword ve Skill kullanıyormuş. Ranger Windwalker oluyor arkadaşlar. Yani Kama Sylvan Sword ve Feather kullanıyor. Bu şekilde buradan da isimlere bakabilirsiniz. Bu arada takı kısmını da buradan add-on'dan takı kısmına da %80 falan indirim falan filan diyor. Buraya zaten ben bayağıdır girmiyorum arkadaşlar. Refresh yenileme butonuna indirim gelmiş. Oradan da bakarsanız. Takı uyandırma geldi dedik arkadaşlar. En fazla atak 31 ve en fazla defans 31 geliyor dedik. Bunlara da baktık. Son olarak wardrobe'u unuttuk arkadaşlar. Ve Mega Growth Boost var. Bundan da bahsedeyim. Bu arkadaşlar sadece new ve yeni ve
geri dönen kullanıcılar için arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yeni ve geri dönen maceracılar için. Bize faydası yok bunun. Ne veriyormuş? Combat XP %500 ve bunu direkt buradan açarak bunlara sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. %500 combat XP ve %300 field item drop şansı arkadaşlar. Gerçekten güzel. Bu arada dereceli arenaya da Copper diye bir seviye daha geldi arkadaşlar. Rank geldi yani. Daha sonra any function daha bir kolaylık geldi. Normalde open chest diyerek bütün kutuları açıyorduk arkadaşlar. Artık açmak istemediğiniz kutuları kilitleyebiliyorsunuz ve o kutular açılmıyor. Gerçekten faydalı bir şey olmuş. Son olarak wardrobe'dan bahsetmek istiyorum arkadaşlar size. Ondan sonra videoyu da bitireceğiz inşallah. Şöyle 300G'ye tıkladığımızda arkadaşlar. Bu arada CP kaybıyla başlayabilirsiniz. 40 CP. Çünkü şuradan göstereyim. Wardrobe'a gelirsek arkadaşlar. Uyanış olduğumuz için zırh outfit'ini kullanabildik. Çünkü uyanıştan sonra zırhlarımız değişmedi arkadaşlar. Fakat iki tane silahımız değiştiği için kostümü kullanamıyoruz. Silah kostümünü arkadaşlar tekrar üretmeniz gerekiyor. Bunu kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Soran arkadaşlar çok oldu. Bilmeyen varsa şimdi söyleyeyim. Silahlar değiştiği için uyanışla beraber arkadaşlar. O yüzden silah kostümünü tekrar üretmeniz gerekiyor. Giyemiyoruz. O yüzden bu şekilde yapabilirsiniz. Wardrobe'un amacı ne arkadaşlar? Mesela buradan select diyerek arkadaşlar üstüne tıklarsınız. Şöyle withdraw dediğinizde ultimate karşılığında pearl envanterine götürebiliyorsunuz arkadaşlar bunu. Şu an wardrobe'unuzda bu. Bunları pearl envanterinize götürmek için tıklayıp withdraw diyorsunuz. Ultimate karşılığında götürüyorsunuz. Aynı şekilde yukarıdakileri aşağı getirmek için select mode diyerek bunlara tıklayıp load dedikten sonra yine ultimate karşılığında buraya geliyor arkadaşlar. Buraya geldikten sonra buraya koyabiliyorsunuz. Mesela ben ne yaptım? Arkadaşlar 20-20. 20 atak 20 defans veriyor. Bu Kavara olanı statlarını aldım sadece. Outfit stats yazıyor. Burada da görüntüsünü seçtikleriniz arkadaşlar. Statlarını seçmek istedikleriniz burada. Burada da trend kamuflajı falan koyabiliyorsunuz. Onların efektleri var. Yani ben Kavara görüntüsünü almadım arkadaşlar. Kavara'nın statlarını aldım. Gördüğünüz gibi 25-25. Bir de bunun statını aldım. Görüntü olarak da arkadaşlar bu görüntüyü aldım. Ve üstündeki 5-5 olan Kalstein görüntüsünü aldım. Buradaki 5-5, 5 atak, 5 defans bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece görüntüsünü alacağımız için bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Buna bir kolaylık sağlamışlar. İnşallah iyi bir şekilde anlatabilmişimdir. Yine anlatamadıysam da lütfen yorumlarda belirtirseniz hocam elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Bu video bu şekilde arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Lütfen rica ediyorum bir like atarsanız çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız. Bir dahaki videoda veya canlı yayınımda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.